Bu arada ilk kadın kolları başkanlık seçimimiz de CHP Mersin İl Başkanlığı için partide adaylar çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde yazar Süleyman Türkoğlu'nun il başkanlığına aday olduğunu açıklamasının ardından mevcut başkan Abdullah Özyiğit de bir dönem daha görev yapmak için aday olduğunu açıkladı. 12 Ocak 2018 Cuma günü yapılacak olan il başkanlık seçimine kadar bu kentin il başkanıyım. Hiçbir zaman il başkanı olduğumu açıklamadım. Adayı olduğumu açıklamadım. Aday değilim deyinceye kadar il başkanıyım ifadesini kullandım. Yine aynı şeyi söylüyorum. Ama ne yazık ki adaylıktan çekildi, aday olmuyor şeklindeki söylemler yine bizleri üzmekte ve partililerimizi de üzmekte ve incitmektedir. Özyiğit 12 Ocak'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kongreye katılacağını söyleyerek divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in yapacağını söyledi. Genel Başkanımız kongremize katılarak bizleri onurlandıracak. Hemen şunu da belirteyim. Sayın Özgür Özel de, Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel de divan başkanlığı görevini yürütecek. Bu zaten MYK'da alınmış bir karar olması nedeniyle Mersin'de kendilerini görmekten, ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyacağız. CHP kulislerinde ise başkan adaylarına destek için çalışmalar devam ediyor. Kulislerden alınan bilgiye göre Özyiğit'e muhalif kanat resmi olarak adaylığını henüz açıklamayan Adil Aktay isminde mutabık kalındığı bilgisi edinilirken yazar Süleyman Türkoğlu'nun da Mersin 2. bölgenin güçlü adayı olduğu duyumları alındı. Ayağınıza sağlık diyorum, hepinizi seviyorum, iyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar.